Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde lezzet diyarı Kilis'imize uzanıyoruz ve Kilis tavanın tarifini paylaşıyoruz. Ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. Yarım kilo yağlı kıyma, 2 adet patlıcan, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 4 diş sarımsak, 1 adet kırmızı, 2 adet sivri biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber ve yeteri kadar tuz. Kilis tava için gerekli malzemeleri öğrendiğimize göre patlıcanlarımızı soyarak işlemlerimize başlayalım. Biliyorsunuz 2 tane patlıcanımız var. Patlıcanlarımızın kabuklarının tamamını soyuyoruz. Çünkü lezzetin tamamen patlıcanlara geçmesini istiyoruz. Evet, patlıcanlarımızı soyduk. Şimdi dikey olarak kalınca doğruyoruz. Acısının çıkması için şöyle bir mutfak havlusuna dizelim. Üzerine de biraz tuz bırakalım. Biz diğer işlemleri yaparken bunun tuz sayesinde acısı çıksın. Kapatalım ve bastıralım. Evet efendim, biz kilis tava için kıyma kullandık ama yörede bütün et kullanılıyor ve zırh denilen büyük bıçakla çekiliyor. Ama biz ev imkanlarıyla bu şekilde yapmaya devam edelim. 4 diş sarımsağımız var. İyice lezzetin çıkması için ezerek soyuyoruz. Ezerek soyduğumuz sarımsakları çok ince kıyacağız. Ezmemizdeki maksat lezzetinin ete geçmesi için. Sadece doğrasa geçmez. Soğanı da aynı şekilde incecik kıyacağız. Şimdi bizde zırh yok ama bu şekilde inceltmeye devam edebiliriz. Sarımsağımızın üzerine katalım. Sırada biberler var. Biberlerin tohumlarını çıkardık. Elimizden geldiği kadar ince doğrayacağız. Sizin zırh kadar ince olmayabilir ama elimizden gelen bu. Bunu da diğerlerinin üzerine ilave ediyoruz. Son olarak domatesi de doğrayacağız. Bazı kaynaklarda maydanoz kullanılıyor. Tamamen arzuya bağlı. İsterseniz kullanırız. Bunu da katalım. Kıymamızı da ekleyelim. Az miktarda tuz, kırmızı biber ve karabiber. 3-4 dakika yoğuralım. Karışımımız çok güzel. Bütün işte şimdi birkaç dakikalığına şöyle kenara alalım. Hatırlarsanız acısı çıksın diye beklettiğimiz patlıcanlar vardı. Şimdi yağladığımız bir fırın kabına bunları diziyoruz. Üzerine hazırladığımız harçtan parça parça bırakıyoruz.
öbek koydum. Şimdi parmak uçlarımızı ıslatarak birleştireceğiz. Şimdi artık 200 derece bir hayli ısıttığımız fırına verebiliriz. Kilis tavası fırından çıktı. 200 derece fırında 35 dakika pişirdik. Et tabi doğal olarak çekiyor. Biraz soğuduktan sonra servise sunabiliriz. Şöyle servise sunalım. Patlıcanı ile birlikte. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Afiyet olsun efendim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde güzel kilisimize özgü çok lezzetli bir tava tarifi paylaştık. Kilis tavanın yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi, bizi ve kilisi hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.